Doğru veya yanlış atabilirsin penaltıyı ama sert vur abi penaltı. Güray da attı penaltıyı. Hocam, köşeyi tahmin ettin ama giremedin köşeye. Adebayor Serkan hatırlattı. Bir sert penaltı attı, kaleci onu çıkardı. Okan. Sert de çıkardı hocam. Doğru köşeyi bulursanız çıkarırsınız. Geldi hocam. Ya bazen. İşte geçen yıl gözünün üstüne vururum. İşte bu sezon evet. Başındaki ben size bir şey söyleyeyim abi. Bırakın onu. Fazla uzak gitmeyin. Hami bizim. Hami görüyor muydun topu? Üzerinden geçiyordu, böyle yapıyordun. Vursana. Kimse göremiyor. Vursana, bırak Adebayor'u filan. Kimse görüyor muydu İlker? Yok abi, nerede görecek? He? Yok yok hocam. Geliyordu bam diye vuruyordu abi. Gözü kapalı hocam, hatırlarsın vardı. İşte Süper Kupa finalindeki Rodriguez penaltısı. Bak topun başına geldi. Bak. Aynı penaltı yaptı sayın seyirciler. Ama Fatih bu kez yemedi. Yemediği ironik olarak iki anlamda kullanıyorum. Güzel. Evet. Hem golü yemedi hem de yemedi. Çünkü yatırdı attı gibi oldu burada. Bu kez yapamadı. Aferin kaleciye yalnız ha. Vallahi peki yani. Hala, peki hala. Fatih ne dedi? Gomis'e aynı köşeye penaltıyı attı demişti. Aynı köşeye atarsan dedi, çıkarır dedi. Fatih ne oldu? Ne oldu? Konya'da. Hiç öyle. Sağ çamurdu. Hava yağışlıydı. Biz yokuş çıktık. Köfteler bozuktu. Köfte gibi oldunuz. Hiç abi. Hocanın konuşması. Adam çıktı çatır çatır yendi abi. Ya buna zaten Fatih Hoca'nın da kalkıp mazeret bulunacak falan zannetmiyorum. Helal olsun sana Fernando Muslera. Bakın yani adam kötü olduğu bir akşam bile güzel bir demeçle bir anda hakkındaki düşünceleri yine olumluya çeviriyor hocam. Maçın adamı Akhisar'ın kalecisi Fatih demiş. Çok güzel hocam. Hiç demek zorunda değil. Aynı fiilde değil. Ben de değilim. Bir dakika. Allah Allah. Yani Fatih kaç tane... Akhisar'ın kalecisine, sen kahraman dersen sen baş kahramansın Muslera. Abi adama kahraman dersen adamın takımı bir halt oynamadı. Tabii. Adam 10 tane gol çıkardı olur. Ya penaltıyı kurtarmasına belki diyor ama ben de aynı fikirdeyim. Manu falan. Ben sana söyleyeyim mi? Penaltıyı da atsa bu Galatasaray bu maçı çeviremezdi böyle. İlker. Hocam o yani şimdi, 1-0 öyle geçse Galatasaray çok iyi, değişik bir senaryo olurdu. Kaleciye çok iyi dersen Akhisarlı 10 futbolcunun hakkını yersin. Yo, ben aynı, bence ben söyledim zaten. Aynı şeyi söyledik. Evet evet hocam çok bence... Yok öyle Hüsar, yani. Bence gerçekten çok egzajere ettin. Sadece çocuk sadece rakip kaleciye bir jest yapmış. 10 tane gol çıkarttı kaleci. Ya yanlış yönlendiriyor. Bıraksın o işi. Hocam, ya bunu belki art niyetle söylemedi de. Yok ben de aynı fikirdeyim hocayla. Abi bırakın ya bu işi ya. İyi övmesin. Yani, biz çok iyi oynadık. Biz harika oynadık. Kahraman değil abi. Biz harika oynadık. Yani estaramayayım, sağdan soldan yağdırdık. Adam 6 tane gol çıkarttı. 4 penaltı çıkarttı, kaybetti ya. Yürü git ben orada. Sana örnek vereyim. Antalya Spor'un kalecisi miydi Beşiktaş maçında? 3-2'lik maçta çok çık kurtaran. İnanılmaz. Değil mi? Evet. O maçın kahramanı Buffon diyebilirsin. Buffon. Doğru. Ya da ne bileyim. Buffon. Beto. Dün Buffon, akşam Buffon. Göztepe adına öne çıkarabilirsin yaptı, de. Yaptı. Ben bu maçta kaleci Fatih'i değil, ötekileri de çıkarttım. Ama yani kendi mevkidaşı hakkında konuşuyor o hocam. O anlamda yumuşatalım ben, ama... Hocayla ben aynı. Muslera'nın tarzı değil. Muslera işte Volkan Demirel'le de Muslera bu cümleyi söyleyerek kendi takımının ayıbını kapatmaya kalkıyor. Ya hayır çok, hocam hayır. Öyle değil. Ya şöyle bir şey diyeyim ama. Kendi ayıbını yani, da kapatıyor. Ya, bak biz yedi, bu yedi, kendi takımını, geldik ya. Kendi takımının ayıbını kapatmaya kalkıyor. Bizim takım çok iyi oynadı. Kaleci muazzam. Hadi yürü git ya. Sen dağlara taşlara yaptın. Bak 10 tane pozisyona girdi. Atamadık. Fatih çıkarttı demeye getiriyor. Evet. Aynı fikirdeyiz hocam. Ama kusura bakmayın Fatih, abi. Fatih yok saymak yanlış olur bak. Abi o aynı da. Penaltının dışında hocam. Yahu adam penaltı kurtardı. Rodriguez'in çok net bir pozisyonunu kurtardı. Çok özür dilerim bir dakika. Serdar Aziz'in çok net bir kafasını çıkarttı ve bunlar olurken 0-0'dı. Tamam. Ya kusura bakmayın ama Fatih bence Akhisar Spor'da bu maça direkt damgasını vurmuş 2-3 oyuncudan biridir. Ve sezon başından beri de ligde kötü oynuyor. Hatalı goller yiyor. Galatasaray maçında eri geriye döndü. Ya vallahi kusura bakmayın. Biz ikimiz sizle aynı fikirde değiliz. Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynarken aynı kupayı fikirde, kaldırırken ve Süper Kupayı kaldırırken de. Ben değilim sizle. Bir dakika hocam. Süper Kupayı kaldırırken de. Anlattım. Hayır kaleci Fatih kötü ben de, ya arkadaş kaleci Fatih'e o da kötü diyen mi var? Maçı hocam kahramanı diyemezsin. Ben demem. Maçı kahramanı şu olur. Vallahi ben derim. 7 tane gol çıkarırsın, 2 penaltı çıkarırsın, kahraman. Dediği gibi Antalya maçında. Adam bu normal oynadı çok abi, özür dilerim. 0-0'ken bir penaltı çıkartmış. Çok net bir kafa vuruşunu çıkartmış. Çok net bir ayakla şutu çıkartmış bir kaleciye. Maçın kahramanı derim ya abi. Yok ya, iki tane pozisyon sayıyorsun. Hayır ya bu da ayıp değildir. Maçın kahramanı Muslera. İki tane dağlara taşlara yaptı abi. Penaltı da dağlara taşlara. Yaptığı pozisyonda dağlara taşlara.
Kendisini hocam Muslera penaltı pozisyonunda kırmızı kart görebileceğini de söylemiş. Kırmızı kart gösterilebilirdi. Oyun kurallarını bilmiyor. Gösterilebilirdi demiş. Oyun kurallarını bilmiyor. Allah Allah. Oyun kurallarını bilmiyor. Bugün Muslera'yı bilmiyor. Hayır ama. Niye Allah Allah. Ben de anlamadım. Nasıl kırmızı gösterecek? Top hayır ama sarı görebilirdi hocam. He? Sarı göremez abi. Sarısı vardı zaten. Evet. Yok muydu? Vardı. Sarıyı sarısı vardı. Belki onu hayır, söylemeye ikinci çalışıyor. İkinci sarıdan atılmıyor ya. İkinci sarıdan. Olur mu? Atılıyor ikinci sarıdan. Topa müdahale yaptığın zaman ikinci cezası alma diye gösterme diyorlar anladım abi. Ben. Doğru belki ama bir de pozisyon var ya kale boş. Olsun. Topa değiyor mu? Ya işte ben tabii topa görmedim. Bir daha bakacağız hocam. Bilmiyorum sen göreceğiz. Ne diyeceksin o pozisyona da. Hayır bence yani sarı gösterseydi bir şey demezdim ben. Bir şey demeyeceğim de merak ediyorum. Millet bir konuşsun ondan sonra diyeceğim. Vallahi yani onunla ilgili bana da birkaç mesaj geldi. İkinci sarıdan bana şey olmamalıydı. Atılmalıydı diye. Bilmiyorum bakalım bir geldiği zaman. Ben çok net gördüğüm kadarıyla konuşuyorum. Görüntüyle bir kez daha bakacağım. Gördüğüm kadarıyla ikinci sarısı banko gösterilmeliydi. Kırmızı evet. Ağır olurdu. Hayır ikinci sarıyı ama göstermeyin diye Yusuf Hoca bize burada anlatmıştı. Hayır kırmızı da, göstermeyin topa, anlattı. Allah Allah ikinci sarıdan kırmızı vermeyin dedi Serkan. Valla benim bildiğim kadarıyla ben gördüğüm kadarıyla hakem ikinci sarı göster. Belki onu mu diyor ikinci sarıdan mı atmadı beni diyor. Olabilir belki sığmadığı yani. İçin ikinci kırmızıya sarıdan kırmızı dönmedi olur. Mi diyor. Olabilir. Onu söylüyorum. Ama bunda da suçluymuş Mustafa. Kırmızı olabilirdi dememeliyiz. Biraz ders çalışın. O kadar söylüyorum abi. Ya bizim ders çalışmamıza arada gerek yok. Hakem var. Sensin ya. Yok, ben değilim hakem abi. Ne değilsin yani? Ben hakem değilim abi. Adamlar bunları izah ettiler. Yusuf geldi burada izah etti ya. Ben yoktum. Bak ben doğru hatırlıyorum galiba. Yani hocadan öyle bir mesaj aldım bilmiyorum. Bize de bak mesajlar gelmedi mi sana? Hoca niye burada? Hoca bize bu işi anlatsın geldi diye burada. Ama ben Yusuf Hoca buraya geldiğinde anlatılanlar tamam hakkında kalmayacağım yani, için bir cevap Serkan da bizim düşüncemizde ikinci sarı olabilir diyoruz. Olabilirdi değilse hoca bizi düzeltti. Ya verse ne diyecektik? Evet. Yanlış uyguladı. Derdi. Bilmiyorum ya verse ne denebilir. Görüntü geldiği zaman bakarız. Topa ben de müdahale mesela, merak ediyorum. Hakem belki yorumu diyor. Neye göre diyor. Bu arada belki de göreceğiz bakacağız. Aa topa müdahale etmiş. Yani gördüğümüz evet, kadarıyla tamam. Konuşuyorum ben. Evet. Tekrar geldiğinde görüntü. Erman hocam ne diyecek zaten herkes merak ediyor o pozisyona, penaltı pozisyonuna, diğer Galatasaray lehine veren o da çok enteresan pozisyon. Yani hiç görmediğim penaltı bir şey değil hocam, diyen penaltı. De var. Var biliyor musun? İnan bana da geldi şaşırdım. Orada faulü Serdar yapıyor diyen var. Ama hep beraber konuşmamamız lazım. Cümleler bitince diğerinin evet, gelmesi lazım. Serdar Aziz'e verdiği penaltıyı 3 dakika evvel bir daha vermesi gerekirdi. Kimin için? Galatasaray için mi? Tabii. Hayır hocam bunu sağlarda Türkiye'de görmüyoruz. Türkiye'de vermiyorlar da ondan. Evet, dedim ki Türkiye'de bunları nasıl çalmıyorlar dedim 3 dakika önce. Sonra İnşallah yani. Görüntü gelir. Bunları çalmıyorlar dedim 3 dakika sonra çaldı. Biz o pozisyonu açamışız bak. Ben de kaçırmışım. Bir de sayın bunları seyirci. Çalmıyorlar lan dedim. Birisi çıkıp birisi çalacak dedim. Çaldı bugün çocuk. Ben de 3 dakika evvel bir daha yaptılar Serdar'a. Arkadan bir koydu gitti rakibe vurdu Serdar. Arkadan bir koydu Serdar'a. Serdar gitti rakibi indirdi yere. Göremedi. Ya nasıl seyrediyorsunuz maçı? O hocayı yakalamış. Üçümüz de görmemişiz onu bak. Görmedim. Hocam ben Muslera yüzünden görmedim. Görmeyebiliriz. Hoca görecek onun. Yani sen orada oraya bakıyorsun. Şey başka yere bakmışsın. Hakemlik yapan bir insan bunu görecek. Ha, o görüyordu. Siz yöneticisiniz. Abi. Ben yönetici değilim. Siz yönetiyorsunuz. Siz. Ben yönetici değilim abi. Bana ne? Doğru söylüyorsun hocam. Beni ilgilendirmiyor abi. Ya çok enteresan bir şey anlatacağım. Buyurun. Yıllardan beri yani Rotario çaldığı bir faul vardı. Çalmadı. Eyvah. Ay bir dakika. Gazeteyi geçenlerde baktım da hoca dedi ya bir şey araştırıyordum hoca ile ilgili. 1.40'ta ismi lazım birine demiş biliyor musun? Rotario yapılan faulü vermeyerek gole neden oldu demiş ya. Böyle bir şey olabilir mi? İnanılır gibi değil. Olacak şey değil. Ya. Yazıda bunu böyle söyleyen, yazıda. Bunu söyleyenin başında Mustafa Denizli var. Hocam maç 1-1. Maç 1-1. Ben adapte olmaya çalışıyorum. Bir... Hocam maç 1-1. Tamam. İnönü stadı. Evet. Deniz tarafında kaleye Galatasaray hücum ediyor. Dakikada 87-88 filan. Yıl kaç hocam peki? Onu hatırlamıyorum. Abi Rotario'da bir topçu var. Var var. Ben o zaman Aydın Spor'daydım. Evet, 90'lı yıllar. Hocam 90-91. Soldan bir top aldı. Böyle gidiyor. Abi cezalı ama iyi gidiyor yani böyle. Abi buna bir koydular. Bu tak atladı. Abi bir daha koydular. Bir daha atladı. Ulan dedim ki bu adam gidiyor. Terse baktım. Tanju buradan geliyor abi. Şöyle geliyor. Ulan dedim şimdi bu gidip de ortayı bir yaparsa Tanju bunu gol yapar dedim. Ama avantaj olur ha dedim içimden. Tabii sen avantajı oynatmak istiyorsun. Hocam ceza alanına geldiler. Bak gün gibi hatırlıyorum görüntü varsa oynatsınlar. Ceza alanının üzerine gelmeden biri Rotario'ya geldi. Nasıl koyacak biliyor musun? Tam böyle ama. Hocam Rotario adamın buradan topun dibine koydu. Hı.
adam da geldi Rotary'ye bir koydu ya da şeye reklam tabelalarına gitti Rotary'ye. O top indi arkadan Tanju vurdu kafayı gol yaptı. Mustafa Denizli'nin beyanatı. Hakemi de yendik, Fener'i de yendik. Ama hocam aynen böyle. Bu doğru. Allah bak, Allah. Aynen böyle. Bak aynen böyle. Gün gibi hatırlıyorum. Çünkü oyun oynanırken ben çok severdim böyle yani avantajı. Sen severdin. Kaçırdığın da olurdu. Hani avantaj oynadınca riski var. Senin özelliğin oydu zaten. Evet. Ama sen onun riski de var. Yanlış anladın hocam. Yani kırmızı kart gösterirsin. Birisi sinirlenir. Avantaj uygularsın. Birisi sinirlenir. Laf diye geçirir. Senin niyetin avantajdır. Avantaj o anlamaz. Peki. Vurur atarsın adamı. Benim şimdi, söylediğim farklı. Eyvah hocamın, farklı mı? Hayır hocamın faulü vermediği için eleştiriyorlar. Onu söyledim. Tamam o da onu söylüyor. Hayır o eleştirmiyor. Yazar eleştiriyor. Ha, yazar. Verseydi Fener golü yemeyecekti diyor. Yazarı bırak. Teknik Allah direktör Allah. Eleştirdi diyor. Allah. Ya doğrudur diyor. Levent abi yazarı bırak. Çoktu. Yazarı bırak. Golü atan takımın teknik direktörü eleştirdi beni diyor hoca da. Yani daha üst seviyeden tabii konuşuyor. Ben neyse Rotary pozisyonunu geçelim. Bütün çalsam maç bitti biliyor musun? Kimse o pozisyonu konuşmaz bile. Kimse çünkü 35 metre var. Yani şeyden gidiyor, deniz tarafına gidiyor soldan. Hayal ediyorum. Çarşı tribünün oradan gidiyor. Ya dün gibi hatırlıyorum. Çalsam düdüğü ne olacak? Gol olmayacak. Hadi lan gazeteci yazsın sen balta. Sen nasıl söylersin ki gazeteci benim onu yazsın balta. Yani. Lan Mustafa sen yıllarca top oynadın. O tuhaf zaten. En evet azından, aynen öyle. Açın gazetelerde var. Fener'i de yendik, hakemi de yendik. Hocam yalnız o herif darbeyi iyi vurdu Rotary'ye. Ona kart gösterdi mi bilmiyorum. Abi en son Rotary'ye bir geçirdi babaya. Var ya reklam tabelalarını buldu ya. Ona kart gösterdi mi? Ama o sırada çıkarttı. O çocuğu bir de ben maçtayım. Çıkarttı ama o sırada. O tabii çıkarttı. Böyle çıkarttı sonra dibine bir koydu arka direkt. Tam ama da yağmurlu. Çünkü giderken gördüm onu. Sisi sisi gidiyor Tanju. Golü kokladı. Yavaş yavaş gidiyor lan dedim. Bu burada kaldırırsa bu gol eder. Ben neyi düşünüyorum? Teknik adam beni sen nereye? Hadi abi beni alamaz. Güzelmiş. Fatih Terim'in açıklaması. Maç öncesinde tedirginliğimi ifade etmiştim. Konsantrasyon eksikliği olur mu diye. Demek ki hoca hissetmiş bir şeyler. Evet rotasyon yapmadık çalışılmış bir kurgu var demiş. Yani bu benim plan B'm diyor. Yani B planımdı bu diyor. O zaman tutmamış plan abi. Eksik olan bölgeyi ikinci bir alternatifle kurtarırız diye düşündüm diyor. Sadece Eren Onyekuru değişikliğini anlamamalıyız gibi geliyor bana. Acaba hani buradaki plan B olan neydi? Ama plan A tam oturmamıştı. Plan B... Ya benim ölçüme göre ben olsaydım bak bir şey söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bir her zaman için söylediğimiz bir olay var. Yeni çıkan bir oyuncuya sahip çıkalım ama tabii... Yüksekleri de çıkartmayalım. Şimdi Ozan deplasmanda direkt oynayacak değil. Arada oynatmamışsın Lokomotiv maçında. Dışarıda. Örneğin Donk oynayabilir, devam edebilir. Ozan İstanbul'daki maçta oynayabilir. Kendi seyircisi önünde genç bir oyuncu oynamasının avantajı her zaman için fazladır. Çünkü taraftar destek verir, arkasında durur, daha az hata yapar. Yani bugün defansif anlamda hatalar yaptı, pozisyon hataları yaptı. Serdar İz bana sorsan bir top aldı, herkes alkışladı falan filan belki ama Manu'nun attığı ilk golde hata onun. Koşarken Manu'yu unutuyor. Manu, yüzünü Manu'ya dönük olsa beraber koşsalar golü atamaz. 50 defa söyledim yani Serdar Aziz bu milli takımda stoper olmasına rağmen maalesef pozisyon bilgi zayıf bir oyuncu. Yani bu sadece yürekten oynayarak tek hamleyle oynayarak bu işler olmaz. Yani donkla oynuyorsan donkla oynayacaksın. Bu kadar basit hoca değiştiremeyeceksin. Ben Ozan'ın çok yanlış olduğunu düşünmüyorum. Çünkü abi bu çocuğu kazanacaksak içeride de dışarıda da bunun bir şekilde oynaması lazım. Yani yorulmuş, hırpalanmış Lokomotiv maçından sonra Ozan tercihi çok Mustafa bence eleştirecek topta, bir tercih Ozan altına değil. Girdi. O pozisyon ya ona bir hata yapacak hepsi ya. Abi. Hepsi hata yapacak. Kaybedebilirsin yani, oyuncu. Yok yani. Kaybedersin. Abi, burada, ben en son Ozan'ı eleştiririm bu gibi durumlarda. Ben, yani gençlerim hayır, ben kaybetmemek müthiş, adına şimdi bu maçı yapacak kaybederken abi, bu hatayı yapacak, oyuncu yarın gene üzülecek hata yapacak. Yani. Ya, üzülecek hepsi üzülecek. Yani bunları yaşaya yaşaya zaten tecrübe kazanıyorsun. İnşallah. Bunları görecek, yaşayacak. Üstünden gelecek, üstesinden gelecek. Fatih Hoca da yardımcı olacak bu konuda ona. Ama işte yani Ozan de partner de önemli. Bu mağlubiyette Ozan'ın Oğuz'unu aklım aldım. Bence de yani. Ya, Ozan demiyoruz. Oğuz'unu aklım aldım. Ama ben Mustafa. En ufak bir yorum yapmam. En ufak bir yorum yapmam. Oğuz'unu ağzıma alma. Hocam yazın ben mağlubiyette Ozan'ı göstermedim. Yanlış anlaşılmasın. Hayır yok. Yani oyuncu oynatmak daha rahat olurdu abi diye düşünüyorum. Daha sakin olurdu çocuk. Ben de. Üzüldü bir ara golü attım diye hatırlarsan. Yüz attı değişti. Ya olacak diyorum ben de abi. Bunları yaşaya 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 tecrübe kazanacak. Yani her maçta çünkü içeride oynatamazsın çocuğu.
Ama bunları da yaşayacak. Devam etmedi. Bu üzüntüyü de görecek. Çünkü Lokomotiv maçı. O bak o riskliydi, yapmadı Fatih Hoca onu. Almadı riski. O da Donko oynattı. Doğru. Ama bu da riskli bir maç. Çünkü bak kazansan koysan 3 puanı. Abi Akhisar gözünü seveyim 2 puanı olan bir takım buna da riskli dersek maalesef, bu çocuğu hiçbir yerde oynatmamak lazım saniye, o zaman ya. Geçen sen Akhisar takımı kutuna yani düşüyor. 2-12 abi. Pardon geçen sen Akhisar takımı kutuna düşerken 12 puanı var. Evet. Maça çıkar gel. Hep birlikte konuşmayalım. Yani bir şey söyleyeceğim İlker. Hı. Bazı şeyleri doğru tartışmamız lazım. Geçen sene Akhisar takımı küme düşmemeye oynarken Fenerbahçe ilkte yendi. Kupada eledi. Evet. Yani şunu söyleyeyim. Bu takımın büyüklere karşı oyun formatı farklı. Galatasaray'da eledi. Galatasaray'da yendi. Onu söylüyorum. Tamam doğru yani. Bu eğer bu takım bunu oynuyorsa 2 puanda olmaması lazım. Abi, doğru mu? Olmuş ama şu anda 2 puanda. Demek ki işler bir şekilde demek bu sezon teknik eski direktör değişikliği değil bir takıma da olumlu yansımış. Erman Hoca'nın dediği gibi bu takım Okan'ın takımı haline dönmüş. Gelen genç hoca, yerli hoca, bütün hocanın bıraktığı Safet Suç'un kadro dışı oyuncuları kadroya koymuş. Manu da var, Mustafa Yumlu da var, Sergio da var, hepsi oynadılar. Abi yani oynasın bunlarla. Sonuçta Akhisar Bunlarız. Ligin dibinde 2 puanı olan bir takım sen Galatasaray'sın. Ya bu ölçü değil benim için yani. Bundan çekineyim. Sonuçta ben Avrupa'da oynuyor bu takım. Diyemezsin abi. Ama Avrupa Ligi'nde oynuyor İlker'cim. Ben anlamadım yani. Anlayamıyorum İlker. Bir oyuncuyu kadro dışı niye bırakıyorsun? İşler kötü gidiyor. Disiplin suçu olabilir. Bir şekilde ya atmosferi bozuyordur, o takımın ortamını bozuyordur falan filan. Sana karşı bir ahlaksızlık hareket ya bir şey yapmıştır. Ama yine de kadro harcayan çaresi değil. Onu ya satacaksın ya oynatacaksın. Şu anda satamayacağına göre oynatacaksın. O zaman bir şey halledeceksin. Evet. Ona başka bir ceza vereceksin. Para cezası. Affedersin eşek gibi oynatacaksın ama para cezasını vereceksin. Bir şey yapacaksın. Evet. Yoksa kadro harcı git oynama 3 hafta. Ne bana yarar, ne ona yarar, ne takıma yarar hocam. Tabii. Ben bunu çözemedim yıllarca. Yapılıyor da çok ama. Değil mi? He? Sıkıştılar mı hop 5 kişi kadro dışı. Ne güzel ya. Öteki hoca geliyor 5'ini affediyor. Evet. Sonra sahaya sürüyor falan i̇şte böyle. Tuhaf işte işler. Safvet hocanın bıraktıkları bugün i̇şte maçın kahramanlarındandı yani. Hocam bir gün gazetede çıkmadan evvel Galatasaray 11'li var. Yarın maça çıkacak Beşiktaş maçı. Baktım hocam 11'ine. Güzel bir 11 var. Akşam değil. Biri bana telefon etti. Bir Galatasaray oyuncuyla konuşurdu. Abi dedi 7 kişi kadro dışı bıraktı Gerest dedi. Ne? Takım yarın çıkacak 11 tamamen yanlış. Beşiktaş maçı. Bütün oyuncular dışarıdaydı. Kadro dışı bıraktı bunları Gerest. Galatasaray kaybetti maçı. Yani hocam enteresandı. Dediği gibi hocam yabancı hocalar hep bunları yapıyorlar. Ben beğenmedim 300'ü ama yabancı kalın. Hoca yönetime sormadan öyle bir şey yapamaz. Şimdi niye oynuyor o zaman yönetime sorarak mı yaptı bunları? Aynı oyuncular oyunda. Aşlama yaptı. Ben de konuşuyorum Akhisar'la. Diyor ki Sergio'yu ve Mustafa Yumlu ve Manu'yu istemiyorum demiş takımda. Kadro dışı bırakıyor. Adamlar üçü bu en iyisiydi. Evet, yalan mı? Doğru. O zaman Safvet Suzi hocamın dediği gibi yanlış. Doğru bir hoca değil. Ben benim onu değerlendiriyorum. Benim teknik adamım futbolcuyla mücadele edemez. Benim teknik adamım futbolcuyla mücadele edemez. Ben onu mücadele et diye değil, organize et diye getiriyorum. Onu organize et. Oynat. Adamsan. Faydalan. Tecrüben var. Onu oynat. Bunu at, bunu alma. Bunu istemiyorum. Yok öyle bir şey oluyor. Yaparsınız ya. Ben seni niye alıyorum abi? Sen ne oldu? Bayern Münih ya işte en basit misali ya. Angelotti. Galatasaray'ın penaltıcısı. Ya, teknik direktör. Yürü git dedi ya. Evet. Attığı adam da demedişi gibi bir adam. Üç tane Şampiyonlar Ligi kupası var. Evet. Git dedi Fatih ya. Sen Terim, benim futbolcumla oynayamazsın dedi. Fatih Terim muammayı ortadan kaldırdı. Bizim penaltıcımız belli. Penaltıcımız Sinan. Sinan'ın önünde top. Önünde top. Ben atayım demiş Rodriguez. O da vermiş. Şimdi niye ona da bir ya, şey böyle şey olur mu abi? Vermiş. Abi bak şimdi bir şey. Oradan söyleyeyim. Fatih Terim niye veriyorsun? Sen atmayacaksın. Düşünsene böyle çizgi. Hayır bir medyada mesela şey geldi. Selçuk İnan geldi üçüncü penaltıyı hocam. Vay efendim niye Onyekuru'ya vermemişmiş. Kardeşim 2-0 maç. 3 skor. Kardeşim penaltıcı Sinan'sa Sinan topu alır koyar. Rodriguez geldi mi? Evet. Ben mi atacağım dedi. Böyle yapar. Ben atacağım der. Değil mi? O zaman da topçu olur Sinan. Ya. Eğer onu veriyorsa topçu olmaz. Ha, ya da kendine güveni eksik olduğu zaman da gel sen at diyebilir hocam. Yani oyuncu iyi hissetmediği ben zaman kendini... Ben kaçırırsa bak şimdi. Hoca her zaman adam bunu geldi, söyler. Rodriguez geldi. Ben topu diktim. Rodriguez geldi. Ben atacağım dedi. Ben böyle yaptım. Evet. Attım kaçırdım. Geldi benim konsantrasyonumu bozdu. Ben atacağım dedi. Benim bütün şeklimi kaybettirdi bana. Baskı altına aldı. Abi bakın. Olur.
Risk alamazsanız hayatta hiçbir yere varamazsınız. Tabii korkarsan var. Yanarsın. Rodriguez, yürü git lan Rodriguez. Ben atarsam ben açacağım. Doğru. Abi risk alacaksın hayatta. Ya ben seninle aynı fikirdeyim. Sadece olsun, hoca bunu söyler. Hem canım cennette olsun, hem bilmem. Yok öyle hikaye abi. Hocam. Evin önünde ineyim, bir lira olsun, şoför mahalle oturayım. Yok abi. Hocam bir soru soracağım. O da çok enteresandı ama artık onu şimdi birazdan başlayacak Zadar turnuvası final maçının ardına bırakacağız. Hakikaten Euroleague finali gibi bir final. Evet. Fenerbahçe CSKA maçı kıran çok kırana. Ekran başından ayrılmayın. Bu karşılaşmanın hemen sonrasında karşınızda olacağız ve daha detaylı görüntüler üzerinden konuşacağız ama maçın özetini ilk fırsatta o güzel final maçının heyecanını yaşarken size dakikalar içerisinde sunacağız. Maçın özetini izleyeceksiniz. Maçın hemen sonrasında biz takım oyununda olacağız. Benim sorum şu ama yanıtını sonra istiyorum. Hocam Muslera bir pozisyonda bir gitti. Hakem sarı kart gösterdi. Muslera ben kaptanım dedi. Gördünüz mü onu? Çok ilginç. Yani acaba bundan sonra kaleciler kaptan yapılmamalı mı? Çünkü ceza alanını terk edip geliyor. Bu sarı kart kuralda. Ya arkadaşlar size demin bir şey söyledim ya hala. Girmeyin hocam. Muslera kuralları bilmiyor ya. Peki kaptan hocam. Kaptan kuralı bilmiyor. Senin kaptan olman itirazı gerektirmez ya. Senin kaptan olman bir işe yarar be. Olay olur. Sen kaptansın. Git bunu yap derim ben. Detaylı senin konuşacağız. Ben kaptanım itiraz edemezsin ya. O bank sana itiraz hakkı vermiyor. Tamam. Detaylı konuşacağız. Hemen Fenerbahçe CSKA maçına gidiyoruz. En kısa sürede karşılaşmanın özet görüntüsü ekranlarınıza gelecek. Akhisar 3 Galatasaray 0. Sonrasında takım oyununa bekliyoruz. İyi seyirler. Uğur Derin Dondurucu takım oyununu sundu. Değerli basketbol severler, A-Spor ekranlarına hoş geldiniz. Fenerbahçe sezon öncesi en ciddi hazırlık turnuvasında, belki de sezon öncesi en ciddi hazırlık maçına çıkıyor. Sezon öncesinde önce İtalya'daydı, ardından Zadar'a, Hırvatistan'a geldi sarı lacivertliler ve çok tanıdık bir rakip CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek. Son yıllarda en başta tabii iki sezon önceki dramatik final olmak üzere hem grupta hem Euroleague